Podcast dinle. Merhaba herkese. Bir podcast'te daha beraberiz. Arkadaki Ağustos böceği seslerini duyuyorsanız ne olur kusura bakmayın. Çünkü size Bodrum'un en güzel yerlerinden biri olan Yalı Çiftlik'teki Club Med Fransız Tatil Köyü'nden sesleniyorum. Ama seslendiğime bakmayın oradan. Ona da bağlayacağım ama önce size bir örnek vermek istiyorum. Yani konunun, bugünkü konumun başlığında olduğu gibi lüks mü, tesis mi, yoksa insan mı bizi çekiyor? Bir yere gitmemiz için kriterleri belirliyor. Bakın size bir şey anlatacağım. Birkaç gün önce Türkiye'nin en iyi tesislerinden biri olan Datça'daydım. Datça Yarımadası'ndaki Datça Peninsula DMRS'de. Otelin marketing communication yöneticisi, direktörü Gözde Bulut'la beraberdim. Ve otelin genel müdürü Cenk Türkmenoğlu'yla. Onlara masada bir şey anlattım. Bundan yıllar önce ben DMRS'de bir gün konaklarken Datça'da yaşayan annemin günübirlik geleceğini söylemiştim. Eski genel müdüre ve eski marketing communication direktörüne. Ve annemin de çok sushi sevdiğini ve Datça'da tabii sushi bulamadığını. Annem günübirlik geldi. Öğlen saatlerinde DMRS'e girdi. Öğleden sonra da çıkacaktı zaten. Gelir gelmez öğle yemeğine oturduk. Fakat otelin sushi restoranı akşamları açılıyordu. Öyle bir konuya hassasiyet göstermişler ki annemle masaya oturduğumuz anda sushi'ler, sashimi'ler gelmeye başladı. Japon mutfağının en güzel örnekleri. Yani tesis, hani otel yöneticileri bunu dikkate almışlar ve akşam açılan restoranı öğlen açıp anneme, otelde bile kalmayan birine sushi ziyafeti çektiler. Bunu anlattım. Derken şeye dönelim, 2 gün önceye. Tekrar DMRS'den çıkacağım, Datça'ya döneceğim, annemin evine. Bunu anlattım işte masada dediğim gibi size. Yıllar önce böyle böyle oldu. Tam yemekten çıkıyorum. Gözde Bulut, bir saniye Sermet Bey dedi. Yine sushi restoranı, yani bu sefer Zuma kapalıydı. Bana bir paket yaptırmış. İçinde envai çeşit sushi. Bunu Datça'ya giderken annenize götürün, bizden bizim selamlarımızı söyleyin diye. Bir de yanında bir tane daha bir kutu. O da otelin eskiden muazzam bir kokusu vardı. Biliyorsunuz mekanlara özel kokular üretiliyor. Onu sormuştum Cenk'e, otelin genel müdürüne. Sosyal medyadan ta ne zamanı? Yani belki bir yılı vardır, belki de yok. Yani 9 ayı rahat vardır. Demişti ki Cenk, otelin genel müdürü, biz o kokuyu değiştirdik. Artık o eski koku yok, başka koku var. Ya dedim, ne kadar güzeldi. Ben de ondan vardı. Bayılarak hem oda kokusu olarak kullanırdım, hem difüzör olarak kullanırdım, hem fıs fıs olarak sağa sola sıkardım diye. O da onu hiç unutmamış. Sushi paketinin yanında, sushi torbasının yanında bir torbanın içinde de o eski kokudan arta kalan birkaç difüzör de bana verdiler. Yani diyeceğim, orası DMRS değil, bir pansiyon da olsaydı, şu muameleyi görseydim ben yine o pansiyona giderdim. Bırakın bir de üstüne üstlük Türkiye'nin, hatta dünyanın en iyi tesislerinden biri. İş insanda bitiyor arkadaşlar. Bir dahaki podcast'imde de size bunun başka bir versiyonu olan Fransız Tatil Köyü Club Med'den bahsedeceğim. Onu da bekliyor olun. Görüşmek üzere. Hepinizi çok çok saygıyla, selamla öpüyorum. Çok çok sevgiler. Podcast dinle.